Hükümetin son COVID-19 tedbirleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Son tedbirleri pek iş açıcı değil. Çünkü neden? Yani insanlar komple bir kapasiteden bir kapalıyız. Yani içeriye kapasiteden bir bayramlarda mesela iki bayram üst üste geldiğinde ne oluyordu? Kapatıyorlardı. Her şeyi kapatıyor. Dükkanlar, esnaflar kapalıydı. Ya komple kapatsın 14 gün. İnsanlar ondan sonra sene sonuna kadar rahat etsin yani. Devam rahat etsin. Zaten bir aşı olayı da çıkmış. Yani o yüzden yani şu anda da bak insana ben tekrar yine sokakta. Yani o yüzden yani bilmiyorum yapacak bir şey yok. Yani kararları yani pek iş açıcı değil. Yani ben ne zaman çıkacağım bilmiyorum ya. 10'da mı çıkacağım, 11'de mi çıkacağım? Ama yine insanlar yine sokakta. O yüzden yani pek uyumlu bulmuyorum yani. Ya sokağa çıkma yasakları tabii gerekliydi şu an için ama daha geniş kapsamlı olması daha iyi olur büyük ihtimalle. Çünkü mesela belli saatler arasında dışarı çıktığımızda genelde yoğunluk oluyor ve insanlar o saatlerde çok yoğun bir şekilde çıktığı için önlem bir anlamı kalmıyor açıkçası. Ne düşünüyorum? Ya olması gereken bu tabii ki. Çünkü televizyonda izlediğimiz kadarıyla vakalar günden güne artıyor. Bir şekilde tedbir alınması lazım. Hükümet de doğru olanı yaptı. Yalnız burada daha çok bireylere görev düşüyor. Biz dikkat etmediğimiz sürece tabii ki bu devam edip gidecek. Biz ne kadar dikkat edersek bu hastalık o kadar azalacak, tedbirler de o kadar gevşeyecek. Yetersiz, tabii ki yetersiz. Sadece nasıl diyeyim, 10 ile 20 arası çıkabiliyoruz, sonra çıkamıyoruz. Peki bu neyi engelleyecek tam olarak? Tamamen kapatsalar artık yine iş işten geçti. Dünyada da tamamen kapatmanın artık işe yaramadığı düşünülüyor. Çünkü zaten bulaşacağı kadar bulaştı. Kapatsa ne olacak? Dünyada da zaten kapattığı zaman azalıyor, açtığı zaman geri çoğalıyor. Aslında şu an yapacak hiç de bir şey yok. Sadece kendimizi kollayacağız. İşte kolonyamızı süreceğiz, maskemizi takacağız. Böyle. Vallahi gayet güzel. Daha önce olması lazımdı. Çünkü günümüzde hastalık arttı. Yani kurallar fazla yeterli değil. Oysa da çoğu vatandaş uymuyor maalesef. O yüzden kalabalıktan uzak durmak gerekiyor. Yani aslında belli bir saat arasında çıktıktan sonra daha sonra çıkmamanın bence çok bir mantığı yok. Ama hani bir şey diyemiyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ya tamamen kısıtlanmalı ama yani belli bir kesimin tamamen kısıtlanmalı. Belli bir kısım hayatına devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de okullar çok sıkıntı oldu online eğitimden dolayı. Öyle, bu kadar düşünüyorum ben de. Siz öğrencisiniz galiba, lise mi? Evet. Evet. Zorlanıyor musunuz peki online eğitimde? Evet. Maalesef. Yani canlı dersler yani ne şey, oluyor? Yine öğretebildikleri kadar elinden geleni yapıyor okullar. Bunu ben de şey, görüyorum bunu da ama yani sonuçta o kadar konsantrasyonu sağlayamıyorsun online eğitimde okulda olduğu gibi. Olması gereken, fakat tedbirlerin yanında başka olması gerekenlerin yapılmadığını düşünüyorum. Şöyle, tamam restoranlar, kafeler kapatıldı ama birçok insan para kazanamayacak bu dönemde. Sağlığımızı düşünüyoruz. Bir yandan ne yemek, nasıl yaşayacağımızı, ne yiyip içeceğimizi düşünmüyoruz. Onun için çok sağlıklı önlemler olduğunu düşünmüyorum. Şu son tedbir, bugün gece saat 20'den sonra, yarın saat sabah 10'a kadar. Bir de cumartesi, pazar günü saat yine 8'den. Sabah 5'e kadar olan tedbir. Tamamen geç kalınmış bir tedbir. Ben kendi düşüncemi aktarıyorum. Geç kalınmış bir tedbir. Daha evvel de 20 yaş altı, 18 yaş altı, 65 yaş altına uygulanan bir tedbirler vardı. Onlardan da bir netice alamadık. Bundan da bence bir netice, inşallah diyoruz ya hani alışkanlık. Ama benim düşüncem tedbir şu. Tamamen 14 gün mü olur? Yani 2 hafta mı olur? 3 hafta mı olur? Böyle bir tedbir gelsin ve biz artık aklımız da rahatlasın. Çünkü sürekli düşünüyoruz. Mesela ben yolda giderken aman bana biri mi çarpacak? Biri bana mı dokunacak? Ben mi birine dokunacağım? Birisi mi öksürecek? Hani bunlardan tamamen tedirginim. Ve daha sıkı, katı bir tedbir gelsin. Eğer devletin parası var ama yoksa ben şahsen gönlümce bir aylık emekli maaşımı seve 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 bu vatana veririm. Peki sizce Mart'tan itibaren bu süreç nasıl yönetildi?
İlk başlarda iyi yönetildiğini düşünüyorum açıkçası. Ama daha sonra özellikle yaz döneminde bu sınavlarla ilgili ya da turistlerle ilgili olan düzenlemeler, onlar için yapılan düzenlemelerin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Aslında fena değil. Diğer dış ülkelere göre gayet güzel yönetildi. Ama vatandaşlarımızın dediğim gibi uyması gerekiyor. Yani çoğu yerde uyulmuyor, partiler yapılıyor. Yasak olmasına rağmen. Yani karantina dönemi bence iyiydi, mantıklı bir hani seçim oldu karantina yapmak ama sonrasında otellerin açılması gibi durumlar bayağı bir arttı. Keşke öyle yapılmasaydı diye düşünüyorum. Ben de tam arttığı zaman, hani yazın daha çok arttığı zaman her şey salındı, herkes tatile gitti, gezdi. Ya bütün çabalarımız, bütün evde kalmalarımız, okula gitmemelerimiz boşa çıktı diye düşünüyorum ben de. Ya Mart'tan itibaren aslında biraz daha ekonomik anlamda yönetildiği düşünüyorum ben. Çünkü başta ciddi tedbirler alındı. Biz evlerimize kapandık. Belli bir sayıda geri çekilme oldu hastalıkta. Ama daha sonrasında tatil döneminin başlamasıyla ciddi bir artış tekrar devam etti. Ve şu anda da ciddi bir hastalık var etrafımızda. Mart'tan beri nasıl ilerledi? Her zamanki gibi ilerledi. İşte kendilerine ve cenahlarına gelir sağlayacak şeyleri yaptılar, sağlamayacak şeyleri yapmadılar. Zaten bütün emelleri de bu, yaptıkları bütün icraatların sebebi de bu. Covid de bu şekilde oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aynı politika izliyor yani. Her tarafta aynı bu. Zaman zaman kapanıyor, zaman zaman açılıyor. Hastalık arttığı sürece kapanma devam edecek, azaldığı sürece açılma devam edecek. Dediğim gibi burada görev biz bireylere düşüyor. Daha dikkatli olmamız lazım. Sosyal mesafeyi, maskeyi, el temizliğini kesinlikle bırakmamamız lazım. Başka çaresi yok bunun. Peki insanlar sizce bu tedbirlere uyuyorlar mı? Hayır. Biz cesuruz. Türk toplumu olarak cesuruz biz. Yani bize korona da bir şey yapmaz. Hiç kimse de bir şey yapmaz. Yani tabii ki uyanlar var ama genel itibariyle uymuyoruz maalesef.